Merhaba arkadaşlar. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu nesnelerin internete laboratuvarını kullanabilmek için öncelikle yapmamız gereken, bu videonun altına linkini de koyacağım şekliyle takvime bakarak kendimiz için boş bir saat ayarlamak. Mesela burada haftalık görünüme geliyoruz. Şu anda 20 Nisan Çarşamba, işte saat 4 civarı. Şu anda boş gözüküyor. Buradan kendimize yarım saatlik ya da bir saatlik randevu talep edebiliriz. Bu müsait olup olmadığını görebilmek için. Bunun linkini ekleyeceğim yoruma. Bir tane de randevu talep etmek için bir sayfamız var. O da şu sayfa. Şimdi buraya en fazla 3 kişilik, 2 ya da 3 kişiyle çalışabiliyoruz. Takım lideri, yani sorumlu kişi, lider, herhangi bir durum olduğu zaman yetkiliyle, hocayla iletişime geçecek olan kişi. Bunu yazıyoruz. Hangi bölümün talebesiyiz? Bu dersin verilmiş olduğu birkaç bölüm var okulumuzda. Bunu seçiyoruz. Mesela birini seçtik. Takım liderinin cep telefonu diyor. Buraya cep telefonunu yazıyoruz. Takım liderinin e-postası ve takımımız kaç kişilik? Mesela 3 kişilik. Şimdi zaten adı soyadı liderinki yazılıydı. 3 kişilikse buraya 2 kişi daha yazıyoruz. Mesela Hasan. Ondan sonra öğrenci numarası. Hasan'ın tabi soy ismini de yazıyoruz. Geldik buraya. Virgül diyoruz. Hüseyin. Onun da öğrenci numarasını yazıyoruz. Bu laboratuvarımız arkadaşlar çok büyük olmadığı için misafir getirmek ya da başka bölümden birilerini getirmek, başka bölümden birilerinin kullanılması şimdilik uygun değil. Misafir ya da başka bölümden ders almayan birilerini yanımızda getirmiyoruz. Çalışmanın yapılmasını istediğimiz tarih, mesela bugün ben baktım, bugün boştu. Saat 5 ile 6 arasında çalışmak istiyorum. Şuradan seçtim. Çalışmanın konusu ne yapacağım? Mesela Arduino ile LED yak söndür devresi üzerinde çalışacağım. Başlığını yazıyorum. Bildirmek istediğim başka bir konu varsa bunu yazıyorum ve gönder diyorum. E-postayı yazmadık. Yazalım. Mesela kku.mar1@gmail.com gibi mesela. Şimdi bunu gönder diyoruz. Biz bunu gönderdikten sonra her bölümdeki, her sınıftaki sınıf başkanı olan arkadaşlarımız bu taleplere bakıyor ve bu talepler uygunsa tabii ki onlar da şunu yapıyorlar, o saate randevuyu ekliyorlar, yani buraya ekliyorlar. Siz de burada gördükten sonra, yani sizin talepleriniz şöyle bir liste halinde sınıftaki temsilci arkadaşların görebileceği bir listeye düşüyor. O listeden bakıyorlar ve sizin isminizi buraya ekliyorlar. Buraya isminiz eklendiği zaman ne görüyorsunuz? Mesela örnek olarak ben hemen bir tane oraya ekleyeyim. Mesela 5 ile 6 arasına bir ekleme yapalım. Muhammed Ali Erbir burada çalışacakmış. İşte o öğrenci numarasını da yazıyorum. 15 ile 16 arasına bir randevu vermiş olduk. Şimdilik randevularımız birer saatlik. Onu duruma göre ileride değiştirebiliriz. Şimdi randevu kaydettim mesela ben. Şöyle yenile dediğimiz zaman muhtemelen burada, evet, burada görmeye başladık. Şu haftalığa geliyorum, bakın. Saat 5 ile 6 arasında Muhammed Ali Erbir. Burada bir çalışması var. Benden sonraki arkadaş artık burası için randevu talep etmemesi gerekiyor. Bu randevuları takip eden birkaç arkadaşımız var. Yani randevu siz talep eder etmez otomatik düşmüyor. Dolayısıyla belki 1 saat, belki 3-5 saat, belki hafta sonu ise bir gün beklemeniz gerekebilir. O yüzden yani çok acele etmeyin. Sonra o saatte gelip diğer videolarda anlatıldığı üzere laboratuvarın kapısına kadar gelip internet sitesine, özür dilerim, laboratuvarın kablosuz internetine bağlanıyoruz.
192.168.100 IP adresini açıp oradan kapıyı aç komutuyla laboratuvarın kapısını açıp içeri girip çalışmalarımızı yapıyoruz.